Evet arkadaşlar, gelin veri tabanına devam edelim. Pardon, sesimi kontrol ettim. Kulaklıkta bir sorun var mı yok mu diye anlamak için. Şimdi öncelikle benim PHP MyAdmin'im Türkçe, sizinki Türkçe olmayabilir. İngilizce olabilir. Şöyle şuradan ben hemen İngilizce yapıyorum. Aynı ekranı görebilmeniz için. İşte İngiliz diyelim, United Kingdom fark etmez. Eğer sizinki İngilizce ise şöyle bir şeyse, şöyle bir sol tarafta işte PHP MyAdmin, Performance Schema, Information Schema, MySQL şunlar varsa ve geri kalanlar İngilizce ise, şurada Language kısmına gelip aşağıda Türkçe'yi, Turkish'i bulursanız PHP MyAdmin'iniz artık Türkçe olacaktır. Şimdi gelin bu derste kullanacağımız kavramlardan biraz bahsedelim. Veri tabanı dediğim zaman arkadaşlar, bu solda yer alan kısımların, isimlerin her biri birer veri tabanı. Edebiyat veri tabanına girdim ben. Bakın, tablo dediklerim ise şunlar. Bakın, etiketler, et kullan, içerikler, kategoriler, üyeler, yazarlar. Bunların her biri birer tablo. Bizim sadece veri tabanı oluşturmamız yetmeyecek. Dolayısıyla veri tabanlarının içine tablolar da eklememiz gerekiyor ki verileri yazalım. Şimdi geldik. Tablolarımız bunlar. Bu tabloları ben oluşturdum. Yapılarını ben ayarladım. Tamamen ihtiyacıma göre. Şimdi mesela içerikler tablosuna girdim ben. Arkadaşlar, şunların her biri, bakın şu işaretliyorum, şu her biri birer satırdır. Satır dediğimiz zaman şu yapı, yatay yapı aklınıza gelecek. Sütun dediğimiz zaman ise dikey yapı. Bakın, başlık sütunu, link sütunu, kategori sütunu ve resim sütunu. Sütun dediğimizde ise bunlar aklımıza gelecek. Neymiş? Veri tabanı soldakiler, tablolar içerisinde belirlediğimiz yapılar, satır yatay olan, sütun ise dikey olanlar. Gelin isterseniz hemen localhost'umuzda bir tane yeni veri tabanı oluşturalım. Sunucu ana linkine tıkladım ya da şuraya tıkladım, fark etmiyor. Veri tabanlarına geldim. Veri tabanı oluştur kısmını görüyorsunuz. Buradan ben deneme dedim. İsmini herhangi bir şey koyabilirsiniz. Türkçe karakterler içermeyecek yalnız. Boşluk da içermez. Buradan arkadaşlar karşılaştırma kısmından UTF-8 General C'yi seçin. Bu Universal Genel Kodlama sözcüğüdür. Tam olarak doğru tabiri bulamadım. Yani UTF-8 General C'yi seçmeniz durumunda Türkçe karakterlerle herhangi bir hata, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Oluştur dedim. Bakın, artık oluşturdu. İçinde herhangi bir tablo var mı? Şunu kapatıyorum artık. Bakın, herhangi bir tablo yok. Zaten ne diyor? Veri tabanında tablo bulunamadı. Tablo eklemek için ise buraya bir özür diliyorum. Tablo adı yazıyoruz. İşte biz bu tabloyu ne için kullanacağız? Atıyorum, buraya biz haberleri ekleyeceğiz. Dolayısıyla tablonun adını ona göre uygun bir şekilde haber diyorum. Haberler de diyebilirsiniz, haber de diyebilirsiniz. Şurada size tavsiyem arkadaşlar, veri tabanı isimlendirmesinde bir standardınız olsun. Yani çoğu ek kullanıyor musunuz? Her zaman kullanın. Kullanmıyor musunuz? Kullanmayın. Ama işte kod yazarken, ulan tablo oluşturmuştum, şuradan geleyim, haberler miydi? Yok, haber miydi? Dur bir tablo adına bir daha bakayım derseniz bu sizi yanıltır. Yanıltmaktan ziyade zamanınızı boşa harcarsınız. Onun için mutlaka bir standardınız olsun. Ben genellikle çoğul isim, çoğul eki kullanıyorum. Dolayısıyla haberler dedim. Bunda kaç tane sütun olacak? Yani siz bu haberler tablosunda ne kadar veri tutacaksınız? Gelin isterseniz beraber sayalım. Şunları kapatıyorum. File, new file diyorum. Beraber sayalım arkadaşlar. Bir kere bu haberin bir ID'si olacak, değil mi? Yani bu kaçıncı haberimiz? Onu tutacağız. İşlemleri bunun üstünden yapacağız. Ardından bir kere bir başlığımızı tutacak mıyız? Tutacağız. Şöyle ID'yi de küçük yazalım. Haberin kendini, metini tutacak mıyız? Tutacağız. Spot tutacak mıyız? Tutabiliriz. Hit sayısını tutabilir miyiz? Tutabiliriz. Evet, kaç kişi girmiş, kaç kişi okumuş bir haberde, onu tutabiliriz. Başka kategorisini tutarız. Bir de tarih tutarız. 7 tane bizim tabloya, sütuna ihtiyacımız varmış. Sütun sayısına 7 dedim. Git dedim.
Bakın burada bizim artık sütunlarla ilgili işlemler yapmamız lazım. İlk sütunumuz ne? ID. Türü ne? Bakın bu tür aynı WordPress'teki, pardon, PHP'deki veri tipleri gibi arkadaşlar. Burada ne seçmek istiyoruz? Benim ID'lerim sayı olacağı için buna integer diyorum. Uzunluğu boş bırakıyorum. Varsayılan değerini boş bırakıyorum. Karşılaştırmayı altta toplu seçeceğim. Boş indeksi boş bırakıyorum. Şurada şu AI var ya arkadaşlar, bu auto increment. Bunu işaretliyorum. Bunu neden işaretliyorum? Çünkü bu sayede ben haber ekledikçe ID değerini kendi manuel olarak güncellemeyeceğim. MySQL kendisi güncelleyecek. İlk habere 1 diyecek, ikincisine 2 diyecek, üçüncüsüne 3 diyecek. Bunu benim eklememe, yazmama, kontrol etmeme gerek yok. Böylece bunu yaptığım andan itibaren ID değerim kendisi otomatik değişecek. Başka neyimiz vardı? Başlığımız vardı. Başlık char karakter alacak. Varchar diyorum arkadaşlar. Yani değişebilen char demek bu. Başlığımız en fazla kaç karakter olabilir? 255 karakter olabilir. Bu bir standarttır aslında. Ben 255 karakter diyorum. Hocam niye char kullanmadınız? Direkt varchar kullandınız. Bakın burada char da var. Arkadaşlar char deyip 255 karakter derseniz, her haber eklediğinizde haberin başlığı 10 karakter bile olsa MySQL 255 karakterlik yer tutacak. Dolayısıyla bu da veri tabanınızı şişirecek, büyütecek. Ama varchar dediğiniz zaman, eğer başlığınız 10 karakterse, 20 karakterse MySQL burada sadece 20 karakter tutacak. En fazla 255 karakter tutabilir şeklinde ayarladık. Çok özür dilerim. Diğer yerlere dokunmuyorum arkadaşlar. Daha sonra spot dedim. Spot'un bir text olacak değil mi? Tabii. Yani metin olacak. Bunun herhangi bir sayısı belli değil. Yani 255 karakter de olabilir, 1255 karakter de olabilir. Metin dedim. Metin de bir text değerde olacak. Bakın bu tutacağı veri tiplerini belirtiyor o sütunun. Metinden sonra neyimiz var? Tarihimiz var. Ben tarihi integer veri tipinde tutmak istiyorum. Çünkü Unix timestamp ile bunu tutacağım. O gördüğümüz time fonksiyonu var diye onunla tarihi ben işleyeceğim. Onunla tercih ediyorum işlemeyi. Daha sonra hitimiz vardı. Hitimiz de sıfırdan başlayacaktı, artacaktı. Bu da integer bir veri olacaktı. Neyi unuttuk? Kategorimiz var. Kategorimizde şimdilik varchar diyelim. İlerleyen zamanlarda ilişkisel veri tabanlarında göreceksiniz. Integer diyeceğiz. Karşılaştırmamız ne? UTF-8 General C. Arkadaşlar söyleyemedim. Depolama motoru olarak ben MyISAM'ı tercih ediyorum. InnoDB'yi de kullanabilirsiniz. MyISAM daha hızlıdır, daha hafiftir, daha rahattır. InnoDB ise yedek tuttuğu için biraz daha güvenliklidir diyebiliriz. Bakın tablolarımın, sütunlarımın isimlerini yazdım. Türleri yazdım. İşte varchar kullandığım için burada uzunluk değerini yazdım. Auto increment'ı anladığınızı umuyorum. Onu ID değeri için oluşturdum. Bilmeniz gereken şimdilik bu kadar. İşte depolama motorları ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz onun araştırmasını yapabilirsiniz Google'da. Bakın kaydet dedim. Lütfen geçerli bir varker demişiz ama bir uzunluk girmemişiz. Kategori ismimiz de en fazla 255 karakter olur dedik. Kaydet dedim. Diyemedim mi dedim. Bakın artık deneme SQL'imin altında, deneme veri tabanımın altında benim bir neyim var? Tablom var, haberler. Şimdi gelin diğer dersimizde biz bunu veri tabanına nasıl tanıtırız, nasıl kullanırız ona bakalım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.